Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugüne dair gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fatih Terim'den oyuncularına komando kampı. Süper Lig'in başlangıç tarihinin nispeten açıklanmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim planlarını hazırladı. Sarı Kırmızılar Mayıs ayının ikinci haftasında idmanlara başlayacak. Tecrübeli teknik adam gitgide ağırlaşan bir program uygulayacak. Alınan önlemler sayesinde salgın tehlikesi yavaş yavaş ülkemizi terk etmeye başlarken yeşil sahaların yeniden hareketlenmesi için de geri sayıma çekildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı telekonferans toplantılar sonunda farklı bir gelişme olmazsa ligler 12 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da sona erecek. Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de harekete geçirdi. Fotomaç'ın haberine göre şampiyonluğu isteyen ve ekstra sezon için kolları sıvayan tecrübeli hoca, kısıtlamaların azaltılması halinde Mayıs ayının ikinci haftasında çalışmalara başlamayı planlıyor. İlk haftayı hafif idmanlarla kapatacak olan Terim, gitgide ağırlaşan ve komando eğitimini aratmayacak idmanlarla oyuncularını lige kadar hazır hale getirecek. Gerçekten de bu çok zorlu bir süreç. Çünkü futbolcular bir aydır maç oynamıyor. Ne kadar kondisyon yaparsanız yapın, eğer maç eksiğiniz varsa bunun belirtileri gösterecektir. Ama Fatih Terim her işte olduğu gibi bunun da üstesinden gelir. Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi. Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılıç ve Erdoğan Yeşilyurt, Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan kulüpleriyle sözleşmelerini uzatmadılar ve bedavaya Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyorlar. Listeye bu profilde sürpriz bir yerli daha eklendi: Caner Erkin. Fatih Terim'in A milli takıma kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe'de ciddi biçimde ilgileniyor. 1 milyon 750 bin euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin euroyu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek. Bugün tüm gazetelerde Caner Erkin'i Galatasaray'a yazmışlardı. Ben bu haberin pek doğru olacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'in 31 yaşındaki Caner'i Galatasaray'a kazanmak isteyeceğini ben zannetmiyorum. Ama sizin düşünceniz nedir? Caner Erkin Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Galatasaray'da büyük operasyon. 130 milyon TL. Oyunculardan ücretlerinde %30 indirim isteyen Sarı Kırmızılar ayrıca yıllık ücretlere 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Cagney, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek. İşte detaylar. Futbol takımının halen 68 milyon euro olan yıllık maaş bütçesini %30 indirip 50 milyon euronun altına çekmeyi hedefleyen Sarı Kırmızılı yönetim 8 oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırıp toplamda 130 milyon TL'yi aşkın garanti ücret yükünden kurtulacak. Hürriyet'in haberine göre maliyet ve performans kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo, kiralandıkları kulüplerinden geri dönecek olan Cagney, Babel, Maicon ve takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone ile veda edilecek. Sarı Kırmızılı kulüp bundan böyle sadece bonservisi elinde olan ya da kiralık gelebilecek futbolcuları kadrosuna katacak. Zaten şu anda hali hazırda finansal fair play kıskacındayız. O yüzden oyuncu satmadan oyuncu kesinlikle alamıyoruz. Alırsın ama sonra Avrupa'ya gidemezsin. Bunun da pek bir manası kalmıyor. Bence de maliyeti yüksek oyunculardan vazgeçip daha düşük maliyetli ve potansiyeli yüksek oyuncular almalıyız. Ekonomimizin ve futbol piyasasının hali ortada. O yüzden artık bol kesilen futbolculara para harcanmamalı. Sizin bu konu hakkında düşünceniz nedir? Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı Kırmızılar hem takımın yaş ortalamasını düşürmek hem de yerli rotasyonu genişletmek istiyor. Takımı gençleştirmek amacıyla somut adımlar atmaya hazırlanan Cimbom'un sözleşmeleri sona eren Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayrıca öğrenildi. 35 yaşındaki kaptan Selçuk İnan ise futbolu bırakarak teknik heyete katılacak. Sözleşmesi biten bir diğer isim olan Ray Donka ise ücretinde indirme gitmesi halinde yeni mukavele önerilecek. Bu doğrultuda transfer listesine koyulan oyuncular için gelen teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray'da Fernando Muslera'ya sürpriz bir talip çıktı.
Arjantin basında depoda yer alan ve Fanet'in derlediği habere göre Boca Juniors önümüzdeki dönemde kaleyi kimin koruyacağına yönelik çalışmalar yürütüyor. 29 yaşındaki kalecileri Esteban Anda'nın Avrupa'ya transfer olma ihtimaline karşılık Boca Juniors'un ikinci başkanı Juan Román Riquelme Galatasaray'dan Fernando Mustara'yı takıma kazandırmak istiyor. Boca'da Arjantinli kaleci Esteban Anda da Avrupa'da önemli bir takımda forma giyebilecek düzeyde olduğuna inanıyor ve 29 yaşındaki kaleci cazip bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. Gelişmeler sonrası Boca Juniors'un ikinci başkanı Riquelme de hazırlıksız yakalanmak istemediğinden çalışmalarına hız vermiş durumda. Arjantinli efsanenin hedefinde Galatasaray forması giyen Fernando Mustera var. Mustera sarı kırmızılar ile sözleşme uzatmak adına görüşmeleri devam etse de Boca Uruguaylı filebekçinin 2021 yılında bitecek sözleşmesine göre planlarını yapıyor. Mustera Galatasaray efsanelerinden bir tanesi. Galatasaray'ın kolay kolay Mustera'yı bırakacağını hiç zannetmiyorum. Hele Fatih Terim'in Mustera'yı bırakacağını hiç zannetmiyorum. Bu takımda herkes gider, Mustera kalır düşüncesinde Fatih Terim. Bu sene de zaten Galatasaray şu anda şampiyonluk potasındaysa bunun tek sebebi Fernando Mustera. Bu sezon hiç abartmıyorum, tek başına belki 7-8 tane maç kazandırmıştır. O yüzden Mustera'nın satılacağını pek düşünmüyorum. Sizin düşünceniz nedir? 10 milyon euro gibi bir teklif gelirse Fernando Mustera satılmalı mı? Galatasaray'da Andone sezon sonu gidiyor. Galatasaray yeni sezon için kadro yapılanmasına şimdiden oluşturmaya başladı. Yaz transfer döneminde kiralanan ve sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Andone ile yollarını ayıracak sarı kırmızılı ekip yerine ise West Ham United'da forma giyen Albion Ayete ile anlaşacak. Takvimin haberine göre sezon başında 8.7 milyon euroya West Ham'a transfer olan Ayete İngiliz ekibinde beklenileni veremedi. Jim Bomb kulübünde gözden düşen golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki yıldız golcü Ayete potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenmesi hedefleniyor. Galatasaray finansal fair play yüzünden sürekli kiralık transferlere yönelmek zorunda. Gelecek sezon bitiyor finansal fair play. Ama maalesef satmadan alamazsın kuralı yüzünden Galatasaray sürekli kiralık futbolculara yönelmek zorunda. Falcao'nun yanına bir forvet transferi için harekete geçen kurmaylarda West Ham'dan Ayete'yi bulmuş. Ayete de daha genç futbolcu. West Ham United'da Ayete'yi her zaman oynayabileceği bir takıma gönderip tecrübe kazanmasını istiyor. Sizin düşünceniz nedir? Ayete'nin Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Galatasaray'da Younes Belhanda takımda kalıyor. Bu sezon Galatasaray'da performansının yetersiz olması sebebiyle taraftarın gözüne giremeyen Younes Belhanda ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Faslı futbolcu için Al Nassr kulübü talip olmuş ve sarı kırmızılı takımda yüksek maliyeti nedeniyle satmaya sıcak bakmıyordu. Suudi Arabistan'dan Cimbom'a kötü haber geldi. Takvimin haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın Galatasaraylı Younes Belhanda'yı transfer etmek istediğini iddia etmişti. Ancak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısının 7'den 4'e düşürmek için harekete geçmesiyle Belhanda'nın Al Nassr kulübüne transferi zora girdi. Galatasaray Belhanda'yı elden çıkarmak istese de faslı futbolcu sarı kırmızılarda kalmak istiyor. Younes Belhanda'nın da Feghouli gibi maliyeti çok yüksek isimlerden bir tanesi. Bu sezon taraftarla arası bir türlü düzelmiş değil. O yüzden Fatih Terim de bu futbolcuyu hem kendi iyiliği için hem de Galatasaray'ın iyiliği için göndermek istiyor. Ama işte bir futbolcunun maaşı yüksek olursa onu da kolay kolay gönderemezsin. Aldığı parayı başka takımlar vermez. Ama Belhanda'nın da son bir yıllık sözleşmesi kaldı. O da Galatasaray'da kalmak istiyor. 2 yıllık sözleşme talep etmiş. Sizin düşünceniz nedir? Belhanda 2 yıl daha Galatasaray'da oynamalı mı? Galatasaray'ın kiralık aşkı Henry Onyekuru. Galatasaray devre arası transfer döneminde Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru'yu bir sezon daha kiralamak istiyor. Takvimin haberine göre sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen Galatasaray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13,5 milyon euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor. Ancak futbol piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor. Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine Galatasaray'a bir yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.
Onyekuru da futbol kariyerine sarı kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Çünkü Fatih Terim'le çok iyi bir uyum içerisinde. Fatih Terim'den baba gibi bahsediyor. Çünkü Monaco'da istenileni bir türlü veremedi. O da Monaco'ya alışabilmiş değil. Mükemmel performansı sadece Türkiye'de gösteriyor. Onyekuru'ya da sorsanız futbol hayatını Türkiye'de bitirmek ister. O kadar çok seviyor İstanbul'u. Sizin düşünceniz nedir? Onyekuru'yu bir yılda kiralayabilir miyiz? Galatasaray'da 3M harekatı. Futbol durdu ama Galatasaray'ın geleceğe yönelik çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren Sarı Kırmızılar'da yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Önümüzdeki sezon yerli ve milli Galatasaray yaratmak için harekete geçen Sarı Kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sert bir takım kuracak. Orta saha ve sağ beke takviye yapacak olan Galatasaray, Luyendama ve Marko'nun satılması halinde stoper transferi de yapmayı düşünüyor. İşte o 3M harekatındaki isimler. Mert Müldür, Brezilya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Mariano'nun yerine düşünülen milli futbolcu için kulübü Sassuolo ile temasa geçildi. 21 yaşındaki yıldız için ilk etapta kiralama formeli üzerinde duruluyor. Mert Çetin, Cengiz Ünder ile birlikte Roma'da başarıyla forma giyen milli stoperin transferi ise Luyendama veya Marka'dan birinin satılmasına bağlı. Cimbom olası bir satıştan yüksek bir bonservis bedeli elde ederse Mert Çetin için İtalyan devine bir teklif yapacak. Aksi takdirde ise satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulunacak. Mert Hakan Yandaş. Fatih Terim'in son prensi ise Mert Hakan Yandaş olacak. Sivas Spor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız orta saha bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil olacak. Prensip anlaşmasına varılan Mert Hakan'ın yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. 3M harekatı adı verilen operasyondaki isimler bunlar. Sizin bu 3 oyuncu arasından en çok istediğiniz futbolcu hangisi? Galatasaray'a Lemina müjdesi. Galatasaray